iş makineleri, forklift ve vinç gibi üretim sistemlerinin tüm yüklerinin fiziksel etkilerine maruz kalan, aynı zamanda çeşitli kimyasallarında olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalan endüstriyel zeminlerin yüzeylerinde zamanla aşınmalar, kopmalar, bozulmalar ve dağılmalar meydana gelmektedir. Yoğun araç trafiğine maruz kalan otoparklarla, ağır çalışma şartlarına maruz kalan endüstriyel zeminlerin korunması amacıyla, üstün sızdırmazlık özelliğine, mekanik ve kimyasal dayanıma, aşınma direncine ve dekoratif bir görünüme sahip, tozumaz, kolay temizlenebilen ve uzun ömürlü mega zemin epoksi zemin kaplamaları kullanılmalıdır. Uygulamaya geçmeden önce dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Öncelikli olarak uygulama yapılacak beton yüzeyi kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyin nem içeriği maksimum %4 olmalıdır. Shot plastik veya benzer aşındırıcı ekipmanlar yardımıyla aderansı azaltacak her türlü yabancı maddelerden arındırılıp, sağlam yüzeye ulaşıncaya kadar pürüzlendirilerek yüzey hazırlığı yapılmalı ve oluşan toz tabakası endüstriyel süpürgelerle süpürülmelidir. Derinliği 1 cm'den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 6-8 saat önce epoksi esaslı Mega Tamir EPO-T501 veya Mega Tamir EPO-Grout T502 ile yapılmalıdır. Yüzeydeki derz ve çatlaklar, tamiratları yapılmadan önce keski yardımıyla V şeklinde genişletilmeli ve oluşan toz vakumlu süpürge yardımıyla temizlenmelidir. Tamir edilen çatlakların beton yüzeyiyle seviye farkı oluşturmayacak şekilde doldurulmasına dikkat edilmelidir. Kenar köşe birleşim yerlerine Mega Tamir EPO-T501 epoksi tamir harcıyla pah yapılmalıdır. Uygulama yapılacak betonerme yüzeyin gereklilikleri sağlandığından emin olunduktan sonra astar uygulamasına geçilebilir. Yüzey hazırlayıcı astar olarak epoksi reçine esaslı, solventsiz, penetrasyon kabiliyetiyle mekanik ve kimyasal dayanımı yüksek Megafilm A502 kullanılmalıdır. Düşük viskoziteli Megafilm A502, özellikle beton malzemelerin emprenyesi için geliştirilmiş olup, kendinden sonra gelecek katların betonerme yüzeyiyle bütünleşmesini sağlar. Megafilm A502'nin A ve B bileşenleri karışım oranlarına bağlı kalınarak, düşük devirli ve elektrikli bir mikser yardımıyla homojen görüntü elde edene kadar karıştırılmalı, vakumlanan havanın tahliyesi için yaklaşık 2 dakika dinlendirilmelidir. Emprenye astara kuvars ya da silis dolgu ilavesi, emprenye olma özelliğini azaltacağından beton yüzeye yeterince nüfuz edemez ve yapışma mukavemetini düşürür. Bu nedenle Megafilm A502 karışımına kesinlikle dolgu ilave edilmemelidir. Karışımı hazırlanmış Megafilm A502 zemin uygulamalarında yüzeye dökülerek mala yardımıyla uygulanırken, düşey uygulamalarda ise rulo ile uygulanmalıdır. Yüzeyin gözeneklilik derecesine göre ikinci kat Megafilm A502 uygulanabilir. Zemin uygulamalarında Megafilm A502 henüz yaşken, üzerine uygun tane boyutundaki kuvars ya da silis dolgu bütün yüzeyi kapatacak şekilde homojen serpilerek köreltme yapılmalı, kürünü aldığından emin olduktan sonra serbest kalan dolgular endüstriyel süpürge yardımıyla süpürülmelidir. Kullanılan dolgu tipine ve miktarına bağlı olarak süpürme işleminden önce zımpara yapılabilir. Dolguların süpürülmesinin ardından uygulanacak zemin, sisteme kalınlık ve dayanım vermesi amacıyla ara kat uygulamasına geçilmelidir. Megazemin Z501'in A ve B bileşenleri karışım oranlarına bağlı kalınarak düşük devirli ve elektrikli bir mikser yardımıyla homojen görüntü elde edene kadar karıştırılmalı, vakumlanan havanın tahliyesi için yaklaşık 2 dakika dinlendirilmelidir. Megazemin Z501 ve dolgu karışımı yüzeye dökülerek mala yardımıyla yayılmalıdır. Ardından kirpi ruloyla birbirini dik şekilde üzerinden geçilerek kalan hava kabarcıklarının atılması ve kaplama kalınlığının dengelenmesi sağlanmalıdır. Kalıcı bir çözüm için uygulama alanının ihtiyaçları, zeminin yapısı ve performans beklentisi tam olarak belirlenerek endüstriyel zemin sistemlerinin doğru planlanması önemlidir. İhtiyaç duyulan sistem kalınlığına bağlı olarak ara kat uygulamasının tekrarlanması gerekebilmektedir. İstenilen yüzey pürüzlülük derecesine bağlı olarak son kattan önce yüzeye dolgu serpilmeyebilir. Son kat kaplama ya da boya malzemesiyle ara kat malzemesinde bütünlük sağlaması amacıyla
ara kat olarak kullanılacak Megazem'in Z501 renginin son kat kaplamada, istenen renkle aynı RAL kodunda olması önerilir. Ara kat uygulamasının ardından son kat uygulamasına geçilmelidir. Son katta, uygulama alanının ihtiyaçlarına ve zeminin yapısına göre düz bitişli Megazem'in Z501 veya tekstürlü Megazem'in Z502 uygulanmalıdır. Düz bitişli zemin tercih edildiği durumlarda, karışıma hazırlanmış Megazem'in Z501 yüzeye dökülerek taraklı mala yardımıyla yayılmalıdır. Kirpi ruloyla birbirine dik şekilde üzerinden geçilerek kalan hava kabarcıklarının atılması ve kaplama kalınlığının dengelenmesi sağlanmalıdır. Tekstürlü zemin tercih edildiği durumlarda ise, karışıma hazırlanmış Megazem'in Z502 yüzeye dökülerek taraklı mala yardımıyla yayılmalıdır. Mercan rulo ile birbirine dik şekilde üzerinden geçilerek tekstürlü kaplamanın oluşturmasına dikkat edilmelidir. Epoksi zemin sistemin düşeyde de devam etmesi gereken durumlarda iki bileşenli, solvent içermeyen, epoksi esaslı, parlak, akma yapmayan özelliğiyle duvar uygulamalarında kullanılan son kat kaplama malzemesi Megazem'in Z503 kullanılmalıdır. Megafilm A502 uygulamasından minimum 12 saat sonra karışıma hazırlanmış Megazem'in Z503, kısa tüylü rulo veya fırça yardımıyla düşey yüzeylere uygulanmalıdır. Megazem'in Z503 ürünü, yüzeyin ve kullanım alanının ihtiyacına göre tek ya da iki kat halinde uygulanmalıdır. Epoksi zemin sistemi üzerine çizgi ve işaretleme yapılması durumunda, son kat uygulaması kürünü aldıktan sonra epoksi esaslı, parlak, endüstriyel kaplamaların üzerinde çizgi ve işaretleme boyası olarak da kullanılabilen son kat kaplama malzemesi Megazem'in Z503 kullanılmalıdır. İstenilen renkte karışıma hazırlanmış Megazem'in Z503, düşey yüzeylerde kısa tüylü rulo veya fırça yardımıyla uygulanmalı, yatay yüzeylerde ise mala ile homojen bir şekilde dağıtıldıktan sonra kısa tüylü rulo ile uygulanmalıdır. Megazem'in Z503 ürünü, yüzeyin ve kullanım alanının ihtiyacına göre tek ya da iki kat şeklinde uygulanmalıdır. Yüzeyde genleşme ya da dilatasyon derzileri varsa, üst kaplamaya aynen yansıtılmalıdır. Mevcut derz yoksa, uygulama alanının metrajı ile zeminin maruz kalacağı yük ve titreşimlere bağlı olarak, kullanım ömrü boyunca oluşabilecek çatlamayı ve ilerlemesini engellemek için uygun aralıklarla genleşme derzleri kesilmeli ve derzler mega izopu mastikle doldurulmalıdır. Tercih edilen mastiğin kaplama rengine uygun olması, dekoratif bir bütünlük sağlaması açısından önemlidir. Epoksi zemin sistem uygulamalarının her basamağında dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Ürünün kuruma süresini ve performansını doğrudan etkilediği için epoksi zemin sistemlerinde malzemelerin karışım oranlarına bağlı kalınmalı, bileşenlerin bölünmesi gerektiği durumlarda hassas terazi kullanılmalıdır. Ayrıca ürün içerisine fazla hava sürükleyerek kabarcık oluşumuna sebep olacağından, karışımın hızlı ve uzun süreli yapılmamasına da dikkat edilmelidir. Megazem'in epoksi zemin sistem ürünlerinin bileşenleri haricinde, karışım içerisine yabancı herhangi bir malzeme ilave edilmemeli, tiner ve benzerleriyle ürünler seyreltilmemelidir. Uygulama yapılan yüzeyler, ortam sıcaklığına bağlı olarak değişen kürlenme süresi tamamlanmadan, nem, toz ve hava akımından korunmalı, herhangi bir şekilde yaya veya hafif araç trafiğine açılmamalıdır. Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmeli ve uygulaması tamamlanmış Megazem'in epoksi zemin sistemi kullanım süresi boyunca güneş ışığından korunmalıdır. Epoksi kaplamalarda ortam sıcaklığının 20 santigrat derece olduğu durumlarda tam sertleşme süresi 7 gün olup, bu süre zarfında mekanik ve kimyasal etkilere karşı korunmalı, ağır yük trafiği, yağ ve kimyasallarla teması engellenmelidir.